now turn up. Tanıtımını yaptığımız R25'in yeni bir özelliğini öğrendik. Bunu da sizlere paylaşmak istiyoruz. Evet, şu an Ömer arkadaşım, motorun sahibi Ömer arkadaşım size tarif edecek konuyu. Nasıl olduğunu bilen bilmeyen varsa öğrenmiş olur. Evet, başlayalım. Motorun redline ışını ayarlamak ve devir saatini ona göre ayarlamak. Burada iki tane tuş görüyoruz. Bir tanesi reset, üstteki olan, ve alttaki de set. Sete 5 saniye boyunca ilk önce anahtarımızı bu pozisyona getiriyoruz. Daha sonra buradaki set tuşuna 5 saniye kadar basılı tutuyoruz. Ve ondan sonra tekrar anahtarı çeviriyoruz. Ve bu durumda tekrar set tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz ve hiç bırakmıyoruz. Üstteki şu redline ışığı yandığında şu anda set ayarlarına girmişsiniz demektir. Üstteki redline ışıkları yanma şekilleri değişebiliyor. Değiştirmek isterseniz üstteki reset tuşuna basarak değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz direkt böyle sabit yanıp sönebiliyor. İsterseniz direkt yakabiliyorsunuz. Ve isterseniz de hızlı benim en çok sevdiğim yanıp sönerek uyarı olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Diğer olay ise devir saatini ayarlamak. Yani istediğiniz devire geldiğinde bu ışığın yanıp sönmesini ayarlamak. Bunun için de sadece set tuşuna bir kere basıyorsunuz ve otomatikmen 7000 devirde olarak başlıyor. Bu devir aralığını yükseltmek istediğinizde ise üstteki reset tuşuna basıyorsunuz. Her bastığınızda otomatikmen ibrenin yukarı doğru kalktığını göreceksiniz. Hangi devirde ayarlamak isterseniz o devirde bırakıyorsunuz. Ben şu anda rodajda olduğu için 7000 devirde bırakıyorum. Ve ayarları kaydetmek için tekrar aşağıdaki set tuşuna basıyorsunuz. Ve tekrar set tuşuna bastığınızda toplamda 3 kere basmış oluyorsunuz ve şu anda ayarları kaydettik. Yani redline ışığını ayarlama şekli şu an için bu şekilde. Motor çalışmaya hazır. Evet. Gördüğünüz gibi ayar kaydedildi.